Belim ağrıyordu ya, hastaneye gittim. Çok iyi bir doktora denk geldim. Allah razı olsun. Bizim imam ne oldu Süleyman ağa? Vaz mı geçti yoksa gelmekten? Ya muhtarın dediğine göre bugün gelmesi gerekiyor yani. Aman gelsin. Ölümümüz olsa başka köyden imam çağırmak zorunda kalacağız. Ya sen merak etme, ben seni gömerim ya, ortada bırakır mıyım hiç ha? Ya şaka yapıyorum ya. Geliyor abi, geliyor. Ha bak geldi. Allah vere de bizim imam gelmiş olsa. Şunu çekiyormuşum, o kadar ağrıyor ya. Bu nasıl oldu? Allah Allah. Allahu ekber. Bismillah. Tövbe estağfurullah. Bekir. Bu kim? Ayhan değil mi bu? Ayhan öleli 5 sene oluyor Bekir. Ne kadar çok benziyor rahmetliye. Ya buraya geliyor. Allah'ım sen benim aklımı koru ya Rabbim. Allah Allah. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Selamünaleyküm ağalar. Aleyküm selam. Ben köyün yeni imamıyım. İmam mı? Yeni imam mı? Adı ne senin imam efendi? Sabri. Sabri Eker. Sabri. Ayhan değilmiş. Ayhan olmasına imkan yok zaten. Bekir. Yine çok benziyor ya. Gülsüm ana. Gülsüm ana. Gülsüm ana. Ne bağırıyor bu ya? Gülsüm ana. Ne oluyor kız? Ne bileyim ana. Ne oluyor oğlum? O geldi. Kim geldi? Ayhan abi geldi Gülsüm ana. Ana. Ne diyor kız? Ne diyor bu? Sefa ne biçim şaka bu? Şaka değil Nazlı abla. Vallahi şaka değil. Ayhan abi geldi. Geldi orada. Kahvenin orada. Olmaz. Ya Ayhan abi geldi diyorum. Bana inanmıyor musunuz? Ayhan mı? Olmaz. Ayhan. Oğlum! Ana! Hayır! Ayhan! Oğlum! Ana! Ana! Ayhan! Ana nereye gidiyorsun ana? Ana Ayhan abim öldü! Oğlum! Yaptığını beğendin mi? Ben bir şey yapmadım. Ayhan abi geldi diyorum Nazlı abla. İnanmıyorsan git gör. Bana niye böyle bakıyorsunuz ağalar? Adını bir daha deyiver bakayım. Sabri. Sabri Eker. İmamsın, öyle mi? Evet, imamım. Peki bu köye daha önce gelmişliğin oldu mu? Hayır, hiç olmadı. İlk defa geliyorum. Ayhan değil o. Sabri, Sabri. İnsan işte. Ayhan değil bu. Ayhan değil bu, Ayhan değil. Değil, değil. Sabri'ymiş. Bekirli insanlar çift yaratılmış dememişler. Bunun ne çabuk haberi oldu böyle. Allah'ım.
Bayıldı. Ya koşun. Kaldıralım şunu. Koşun, koşun. Kaldırın Yusuf Hanım. Yusuf Hanım. Yüreğine indir. Yusuf Hanım. Kolay değil tabii. 5 yıl önce şehit verdiği oğlunu karşısında görünce dayanamadı tabii. Ha, 5 yıl önce şehit verdiği oğlu mu? Evet. Aha. Bir durum var ama biri bana da anlatsın. Anlatırız evladım. Ana! Ana! Çekil ana! 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 Dayın oldu anama. Cazı su falan bir şey getirin yahu. Sürülüyorsun, geliyorsun. Gülsün bacı. Gülsün bacı, kendine gel. Dayanamadı tabii kadıncağız. Ne yapsın? Şu hale bak. Allah Allah. Garipler de şaşırdı. Haklılar ...hayatımda ilk defa böyle bir şeye denk geliyorum. Ya şimdi... Bunlar şaşırmıyor. Ne oluyor? Ayhan abi. Ayhan değilim. Benim adım Sabri. Ya Allah'ım sen ne büyüksün. Nazlı. Nazlı. Hadi anneni eve götürelim kızım. Gel. Hadi Nazlı. Hadi. Nazlı. Buraya gel. Nazlı hadi. Ayhan abim olamazsın zaten. Çünkü o öldü. Allah Allah. Nazlı. Şehit düştü. Hadi kızım. Hadi anneni kaldıralım şuradan. Subhanallah. Ama çok benziyorsun. La havle ve la kuvvete. Hadi kızım. Nazlı, hadi kızım anneni götürelim. Hadi Reşit'a sen şurada dur. Ana. Ayhan abim değil o ana. Ah be kızım. Uyan anam, uyan. Kendine gel. Ayhan abim değil. Nasıl gelsin anam? Hangi giden geri gelmiş anam, uyan. Bekir, koş arabayı getir. Hadi koş koş durma hadi. Hemen hemen koş, hemen, koş, hemen. Hadi hadi Bekir çabuk hemen. Bu kadar benzerlik olamaz. Kalbim duracak zannettim. Ayhan'ım karşımda duruyordu. Anam. Ben de senin gibi çok kötü oldum. Ama artık toparla kendini güzel anam. İnsanlar çift yaratılır derlerdi de inanmazdım. Yeni imam öyle mi? Evet. Adı ne? Sabri. Bana göre Ayhan. Tekrar köyümüze hoş geldin evlat. Hoş bulduk. Bugün kahvede yanına gelecektim ama ortalık öyle karışmıştı ki. Sorma amca. Pardon, adınız neydi? Yaşar oğlum, Yaşar. Bugün neye uğradığımı şaşırdım Yaşar amca. Köylülerin hepsinin yüzüme öyle bir bakışı vardı ki
Kendimden şüphe ettim. Ama bu kadar da benzerlik olmaz ki be evladım. O bayılan teyzenin oğluna benziyormuşum. Öyle mi? Ne benzemesi? Rahmetli Ayhan'ın kopyası. Üzüldüm. Bunda senin suçun yok ki evlat. Yok da anasının acısını tazelediğim için üzüldüm. Gülsüm kadının Ayhan öldükten sonra gözünün yaşı hiç dinmedi ki. Şehit düşmüş galiba. Evet. Benim bildiğim Gülsüm kadın seni yalnız bırakmaz. Oğlu olarak bağrına basar seni. Yarın ilk işim Sabrıoğlu'mu ziyaret etmek olacak. Ne geçecek eline? Daha çok üzüleceksin. Bu bana Allah'ın bir lütfu abi. Yüce Rabbim, İmamoğlu'mu Ayhan'ımın yerine yolladı sanki. Tövbe yarabbim, tövbe estağfurullah ya. Bu iş hiç hoşuma gitmedi Behiye. Canım ne var bu kadar büyütecek? Senin hiç kafan çalışmıyor mu kadın? Aa. Gülsüm yeni imamı Ayhan'ın yerine koyacak olursa ne olacağını düşünemiyor musun? Ne olur? Tarlaları şimdi ben işletiyorum. Gülsüm'ün işi belli mi olur? Daha neler? İmam görevini bırakacak, Gülsüm'ün tarlalarını mı işleyecek? Olacak iş mi? Olmaz mı? Herhalde. Getirme aklına böyle şeyler. İnşallah senin dediğin gibi olur. Ama benim içime kurt düşmedi dersem yalan olur. Kuruntu yapmak senin huyun zaten. Ben sana bir çay demleyeyim, sen de rahatlarsın. Sen anca çay yaparsın zaten. Ben bir şey düşünmem lazım. Benim düşünmem lazım. Bir şey. Düşün. Günaydın. Hayırlı sabahlar. Beni Gülsüm Ana gönderdi. Seni kahvaltıya çağırıyor Gülsüm Ana. Hiç gerek yok. Gülsüm Ana'ya teşekkür ettiğimi söyle. Bence gelimim abi. Gelmezsen Gülsüm Ana çok üzülür. Hem ben gelmek istemediğini söyleyemem ona. Tamam. Hadi gidelim. Tamam. Süleyman Ağa. Günaydın diyorum duymuyorsun yahu. Günaydın. Günaydın. Gülsüm Ana daha ilk günden sahip çıkmış imama. Ne yapmış? Kahvaltıya çağırmış. Niyetini anlıyorum Gülsüm Ana. Ama evde genç kız var. Yaptığı hoş değil. Bakarsın Nazlı'yı verir imama. Damadını oğlunun yerine koyar sever. Hadi gel İsmail'in sabah çayını içelim ha. Ben bir Gülsüm'ün evine varayım. Madem misafiri var, kardeşimin yanında olayım ben. Evet. Hadi. Nazlı. Kahvaltı hazır mı? Hazır anacığım, hazır. Geç çocuğum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Thank you.
Otur oğlum. Öyle yabancı gibi durma. Burası senin evin. Yani evin gibi kabul et. Otur hadi. Hadi güzel oğlum. Gülsüm. Ah. İn aşağı. Abim geldi. Nazlı, mutfağa süt koydum. Kaynatmayı unutma. Şimdi tamam geliyorum. Anneciğim. Tamam anneciğim. Siz de şaşırdınız değil mi? Hoş geldin abi. Misafirim varmış. Evet. Ayhan kahvaltıya geldi. O Ayhan değil Gülsüm. Ben Ayhan olarak kabul ettim. Kime ne zararı var? Olur mu öyle şey Gülsüm? Senin bekar kızın var. Elin yabancısının evde ne işi var? Benim oğlum diyor. İyice delirmiş bu. Ayhan'ın ölümünden beri delirmişti zaten. Yarın öbür gün benden tarlaları da alıp oğluna verir. Sen İmam'la konuş. Ne diyeceğim İmam'a ha? Gülsüm tarlaları verirse alma mı diyeceğim? Ya sen de mi delirdin efendi? Öyle denir mi hiç? İmam'ı uyar. Senin Gülsüm'ün evine gitmen hiç hoş değil. Köylü bunu yanlış anlar de. Aferin kız sana. Yaşar amca, buraları çok bakımsız kalmış. Evet oğlum. Köylüyle konuşmak lazım. Kimse ilgilenmedi ki camiyle. Allah senden razı olsun evladım. Estağfurullah Yaşar amca, ben ne yaptım? Oo, Allah muhabbetinizi arttırsın. Hoş geldin Süleyman ha. Hoş gördük, hoş gördük. Sağ olsun Sabri oğlumla caminin eksiklikleriyle ilgili konuşuyorduk. Şu hale baksana. Çok bakıma ihtiyacı var. Onun işi bu Yaşar ha. İşi de yeri de burası. Bu cami. Bir şey mi demek istedin? Gülsüm benim bacım Sabri Bey kardeşim. Gülsüm'ün yüreği yaralı. Tam bu yara kapanıyor derken sen geldin. Kabuk bağlayan yarasını kanattım bacımın. Ben bunu bilerek mi yaptım Süleyman'a? Bilerek yapmadın elbet. Allah için konuşmak gerekirse senin bunda günahın yok. Süleyman'a ne demeye çalışıyorsun? Diyeceğim şudur ki bacımdan da yeğenimden de uzak dur. Onların umutlarıyla oynama. Yanlış konuşuyorsun Süleyman'a. Ben ne konuştuğumu gayet iyi biliyorum Yaşar'a. Sen içini ferah tut. Ezan vakti geldi. Ben ezanı okuyayım. Tamam evlat. Buna akıl ver Yaşar emmi. Onun aklı benden fazla. Ben ona ne aklı vereyim? Bacımdan geçtim. Ama Nazlı var. Yeğenimin adı çıkarsa fena olur. Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, ne güzel okuyor benim oğlum. Evet. Çok güzel okuyor. Çok. Nazlı. Efendim. Abin tavuk yağcısını çok severdi değil mi? Evet.
çok severdi. Akşama tavuk yahnisi yapalım. Sen Sefa'ya haber ver. Gitsin İmam Efendi'yi yemeğe çağırsın. Geleceğini zannetmiyorum anne. Sabah giderken de öyle dedi ya. Olsun. O gelmezse biz ona gideriz. Oğlum olmadan tavuk yahnisi benim boğazımdan geçmez. Hadi ver ver, tabakları da ver. Hadi gel oğlum. Bak, senin en çok sevdiğin yemeği yaptım. Ben 5 yıldır bu yemeği hiç yapmadım. Çünkü sen yoktun. Ama şimdi sen geldin. Senin için yaptım. Hadi gel otur. Yemekten önce size bir şey göstermem gerekiyor. İmam Efendi ile konuşmuşsun. Evet. Bacımdan, yeğenimden uzak dur demişsin. O uzak dursa ne olacak? Gülsüm ananın onu bırakmaya niyeti yok. Sen ne diyorsun Bekir? Gülsüm benim bacım, Nazlı yeğenim. Onlardan sorumluyum ben. Hem niye buraya geldiklerini söylemiyorsun sen bana? Ha? Niye yemek getirdiklerini benden sakladın? Ben ne bileyim ya. Sen Gülsüm Ana'yı tanımıyor musun? İmam Efendi'yi bırakmayacağını bilmiyor musun sen? Ya bırak Allah'ını seversen ya. Gel buraya gel. Allah Allah, tövbe estağfurullah. Bu benim annem. Bu da babam. Bu ablam Safiye. Ben burada 5-6 yaşlarındayım. Bu okula başladığım ilk gün. Bu da mezun olduğum gün. Bana bunları göstermene gerek yok oğlum. Ben senin Ayhan olmadığını biliyorum. Çünkü ben Ayhan'ımı kendi ellerimle koydum mezara. Kendi ellerimle gömdüm. Ben senin Ayhan olmadığını biliyorum. Ama ne olur öyle zannetsem. Ne olur sana baktıkça Ayhan'ımı görüyormuş gibi olsam. Bunun kime ne zararı dokunur? Sen bu köye geldiğinden beri ben yeniden doğdum. Sen Ayhan değilsin biliyorum. Ama ben seni Ayhan'ın yerine koydum. Şehidimin yerine koydum. Tamam ana. Üzülme sen. Beni nasıl istiyorsan öyle kabul et. Yeter ki ağlama. Ağlama olur mu?
Gülsüm. Aklını başına al Gülsüm. Beni istemediğim şeyler yapmak zorunda bırakma Gülsüm. Selamun aleyküm beyler. Aleyküm selam Yaşar emmi. Hayırdır? Ne işiniz var burada, ne yapıyorsunuz? Nesi var bunun? Kafayı Gülsüm Ana'ya taktı. Ne yapmış yine Gülsüm? Nazlı'yla beraber imamın evine yemek götürdüler diye. E imamın da işine geliyor tabii. Ekmek elden, su gölden. Gülsüm para da verir ona, para imama. Hay Allah. Yürü Bekir yürü. Bırak Allah hiç aşkına. Hiç kafa kalmadı bu adamda. Hadi oğlum. Hadi bakalım güzel oğlum. Güzel güzel ezanını oku. Bana bak. Her gün ananı ziyaret edeceksin, tamam mı? Tamam ana. Hadi bakalım. Aa, abi sen de mi buradaydın? Ben de size gelecektim. Hayırdır? Behiye yengemden çiçek fideleri alacaktım abi. Ne yapacaksın fideleri? Oğlumla birlikte caminin arka bahçesine ekeceğiz. Bakıyorum da imamla samimiyeti bayağı ilerletmişsin. Aranızdan su sızmıyor. Cami Allah'ın evi. Hepimizin evi abi. Sen de gelsene abi. Beraber ekelim. O oldu canım. Benim ne işim olur çiçekle böcekle? Yardım edersin. Sonra o da sana yardım eder. Ne yardımı edebilirmiş imam bana? Tarlaları ekerken o da sana yardım eder. Tarlaları ekerken mi? İç şu ilacını. Tansiyonun çıkacak şimdi. Aklı sıra beni ufak ufak alıştırıyor. Belki öyle demek istememiştir. Bal gibi de öyle demek istedi. Tarlaları ekerken bana yardım edecek. Sonra ne olacak? Gülsüm tarlalarını ekmesi için imama verecek. İç şu ilacını. Başlatma şimdi ilacını. Ama ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Süleyman'ın kim olduğunu öğreteceğim sana Gülsüm. Sen de durma, çekil şuradan, çekil çekil, gözüm görmesin seni. Elimden bir kaza çıkacak. Düşün. Düşün Süleyman. Düşün Süleyman. Bir yol bulmalısın Süleyman. Düşün Süleyman. Nerede kaldı bu dolmuş ya? Süleyman ağa. Hayırdır? Sana ne? Dolmuş bekliyorum. Ya hem ilçeye gitmek için sana hesap mı vereceğim ya? Değil tabii. Dün akşam gideceğim demedin de ondan sordum. Yapacağım her iş için bütün köylüye hesap mı vereceğim ben ya? Sabah sabah nereye gidiyor yine bu? Günaydın ağalar. Günaydın imam efendi. Hayırlı sabahlar. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayrola imam efendi. Nereye böyle? Gülsüm Ana'ya gidiyorum. Sefa ile haber göndermiş. Bazlama yapmış galiba. Gülsüm Ana iyi bakıyor sana ha. Evet. Hadi kalın sağlıcakla. Güle güle.
Eline sağlık Gülsüm Ana. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun oğlum. Bazlamayı seviyorsun galiba. Bayılırım. Senin sadece elin yüzün değil, huyun da Ay Hanım'a benziyor oğlum. O da çok severdi bazlamayı. Ah, hadi yiyin yiyin. شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ فَسُبْحَانَ الَّذ۪ي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Hoş geldin Yaşar emmi. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Misafirin mi var? Benim değil. Senin misafirin geldi. Seni sordular bana. Ben de aldım getirdim. Ben Diyanet müfettişlerinden Kamil Sarı. Öyle mi? Hoş geldiniz Kamil Bey. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Sabri Bey, sizinle önemli bir konu görüşmek için buradayım. İsterseniz yalnız konuşalım. Ben gideyim istersen. Gitmene gerek yok Yaşar emmi. Buyurun. Konu nedir? Hakkınızda bir şikayet var. Şikayet mi? Evet, köyde uygunsuz davranışlarınız olduğuna dair bir şikayet. Uygunsuz davranış mı? Yalnız yaşayan bir kadının evine gece gündüz istediğiniz saatte girip çıkıyormuşsunuz. Bu kadının bir de kızı varmış. Kızı için gittiğinizi söylüyorlar. Bu doğru değil. Ben bu şikayeti kimin yaptığını çok iyi biliyorum. Bakın müfettiş bey, söylenenlerin hepsi iftiradır. Biz bir haftadır Sabri Bey'i takip ettirdik. Ve ne yazık ki söylenenler doğru. Durum sizin bildiğiniz gibi değil. Müsaade ederseniz ben bir anlatayım. Tamam. Ana! 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 Ne oldu kız? Ana! Ana çok kötü bir şey oldu. Ne oldu? İmamı şikayet etmişler ana. Kim? Galiba köyden geliyormuş. Kim? Neden şikayet etmiş? Kimi şikayet ettiğini bilmiyorum. Ama bizim yüzümüzden şikayet etmişler. Bizim yüzümüzden mi? İyi de neden kızım? İmam efendi bize çok sık geliyor ya. Güya benim için geliyormuş. Kim atar böyle çirkin bir iftirayı? Köy meydanında konuşurlarken duydum. Süleyman emmi şikayet etmişim ama. İşte bunu yapmayacaktın abi. İşte bunu yapmayacaktın. İşte böyle müfettiş bey. Gülsüm şehit oğluna çok benzediği için İmam efendiyi oğlu yerine koydu. Durum bundan ibaret. Hakkındaki rapor o eve sık sık girdiği yönünde düzenlendi. Benim yapacak bir şeyim yok. Şimdilik açığa alındınız. Bekir ağa! Abim nerede? Şimdi beraberdik. Nereye gitti? Eve gitti galiba. Abi! 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 Bismillah. Ne oldu kız Gülsüm? Ne bağırıyorsun? Abim nerede? Canı yanmış eşek gibi ne bağırıyorsun kız? Nasıl yaparsın bunu abi? Ne yapmışım kız? Bana numara yapma. Senin yaptığını biliyorum. Neden imama iftira attın ha? Neden yalan söyledin? Ne yalan? Ne iftirası? Benim bir şeyden haberim yok. Bırak numara yapmayı Süleyman.
Senin şikayet ettiğini bizzat müfettişten ben duydum. Gerçekten duydun mu? Evet, duydum. Yazıklar olsun sana abi. Yazıklar olsun. 5 yıldan beri sen benim neler çektiğimi biliyorsun. Bunu bana çok gördün ya. Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun, yazıklar. Neden yaptın bunu abi ha? Neden yaptın? Neden yaptın? Neden yaptığını anlamadın mı Gülsüm? Neden? Süleyman Ağa korktu Gülsüm. Sen Sabri Bey oğlumu evlat olarak kabullenirsin diye korktu. Tarlanı, tezeyini Sabri Bey oğluma verirsin diye korktu Gülsüm. Bunu da nereden çıkarıyorsun Yaşar emmi? Ya ne diyorsun sen? Ben senin ciğerini biliyorum Süleyman Ağa. Bundan sonra benim tarlalarımı sen işlemeyeceksin. Benim adıma hiçbir şey yapmayacaksın. Yarın notere gidiyorum ve sana verdiğim vekaleti kaldırıyorum. Gülsüm, 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 Gülsüm. Bak, bak. Şikayetimi geri alırım. Yeter ki sen vekaletini geri alma benden. Ne olur. Şikayetini geri alacak mısın? Alırım. Ben yanlış anlamışım derim. Yeter ki sen bana kızma. Ha? Hayırdır Süleyman Ağa? Hangi rüzgar attı seni buraya? Ocağına düştüm İmam Efendi. Bana yardım et. Gülsüm bir tek senin sözünü dinler. Bana yardım et. Ne yardım istiyorsun benden? Gülsüm vekaletini aldı benden. Elimde ne tarla kaldı, ne bağ ne de bahçe. Kurbanın ol. Konuş Gülsüm'de. Rahmetli kocasının ölümünden beri ben işletiyorum bağını, bahçesini, tarlasını. Ama şimdi aldı. Bir konuş sen, he? Ne olur konuş. Gülsüm sana hayır diyemem. He? Neden hayır diyemem biliyor musun abi? Onu sevdiğim için diyemem. Onu evlat olarak bağrıma bastığım için diyemem. Onu ayağımın yerine koyduğum için diyemem. Ama sen bunları bile bile onu benden koparmaya kalktın. Canımı yakmaya kalktın. İşte bu yüzden abi. Bu yüzden oğlum yalvarsa dahi ben sana hayır derim. Hayır. Oğlumu şikayet ettiğin için hayır. Kızıma iftira attığın için hayır. Benim canımı yakmaya çalıştığın için hayır. Uzak dur benden. Ailemden uzak dur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.